Pandeminin ardından bütün sektörlerde gerçekleşen fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörlerden biri mobilya sektörü oldu. Ürünlerde bu kadar artış neden yaşanıyor? İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan'a sorduk. Herkes evinde kaldı. Mobilyasını gördü. Millet ben şunu değiştireyim dedi. Diğer harcamalarını yapamadı. Tatillere gidemedi. Ve bu şekilde de bir mobilya yükseldi. Veyahut da evin içindeki değişik alternatifleri yükseldi. Ve bu zamanda da bizim işlerimize tabii ki bir yüksek bir artış oldu. Bu yüksek artışla beraber ham maddede sorunlar yaşanmaya başladı. Bu nedir işte? Bizim şu anda sizin bahsettiğiniz gibi bunun kökü nedir? Ormandaki kerestedir. Ve diğer taraftan da diğer metallerdir. Bu şekildeki bu artışla beraber buna cevap veremez oldu. Bu sefer de yokluk olunca da fiyatlar devamlı şişti. Yani kerestenin daha önceden 1000 liraya aldığımız keresteyi biz bu dönem içinde bundan 4 yıl önce dahi 8-10 bin liralara almaya başladık. Siz bir şey aldığınız zaman pahalıya mecburen bunu pahalı üretiyorsunuz. Ve onun arkasından da biliyorsunuz memleketimizde yaşanan bu dolar krizi yaşandı. Doların da yukarıya çıkmasıyla beraber ithal ürünlerimizde anormal bir artış oldu. Bugün içinde bulunduğumuz fiyatlar maalesef ki kaçınılmaz oluyor. Esnaf bu duruptan tabii ki muzdarip. Kimse istemiyor pahalıya üretsin. Kimse istemiyor önüne gelen birisi ona mal almak isteyen birisine pahalı bir ürünü satabilsin. Özkoparan özellikle fiyat artışlarının olduğu bu süreçte artık sürdürülebilir bir döngüye girdiklerini ve insanların yeni bir mobilya almak yerine mobilyalarını daha uygun fiyatlara yenilediklerini vurguladı. Sürdürülebilirlikten yanaysak evet. Bundan sonra daha iyi, daha kaliteli, daha dayanıklı mallar üretmeliyiz. Ve bu mallar devamlı zamanı geldiği zaman, sıkıldığımız zamanlarda ama kumaşı değişecek, ama cilası değişecek, ama üzerindeki rengini değiştirerekten bunları tekrar kullanabilecek hale gidiyoruz. Dünya buraya gidiyor. Buradan hem halka söylemiş olayım bunu hem de esnaf arkadaşlarım bu konuda kendini geliştirmelerini istiyorum. Artık yeni almaktan ziyade hani döşemelerini değiştirtiyor, kumaşlarını değiştirtiyor. Yani en azından şu anki bu ekonomik şeyde hani bu süreci böyle geçirmeye çalışıyor insanlar. Çok da mantıklı aslında şu an için. Koltuk takımı alamıyorum. Bağlı ikinci el zaten 14 milyar değil. İkinci el 14 milyar. Alamıyorum. İmkanı yok alamıyorum. Gittim ikinci el alıyorum. İkinci el alıyorum. Gidin bu Bostanlı pazarında ikinci el alıyorum. Alamıyorum. Çok pahalı. Çok pahalı.